Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicili. Güzel ülkemize çıkan yangınlarda canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Akdeniz meyve sineği konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, günaydınlar. Günaydınlar hocam. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde entomolojik laboratuvarında çalışıyorum. Burada meyve zararları üzerinde daha çok çalışmalarımı yürütüyorum. Ankara Üniversitesi'nden mezunuyum. Lisansımı ve yüksek lisansımı orada tamamladım. Şu anda da doktoramı devam ediyorum. Evet, bu şekilde. Aramıza tekrardan hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ben sözü artık yavaşça size devrediyorum. Saatimiz geldi. Sunumumuzu yansıya verebiliriz hocam. Tamamdır. Evet. Şu Şu anda an ekran geldi. paylaşımı. Evet. Evet, her Sorun şey yolunda. İyi yoksa sunum. başlayayım ben. Yok hocam, başlayabiliriz. İyi sunumlar Tamam. tekrar. Teşekkür ederim. Bugün ben size Akdeniz meyve sineğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz çok önemli bir zararlı ülkemiz için. Mücadelesi de zor. Taksonomisine bakacak olursak bu hayvanlar alemi içinde eklem bacaklar şubesine dahil böcekler tarafında, diptera takımında yani sinekler takımı içinde, Thepithidae familyasının içinde olan bir tür. Ceratitis capitata. Bu böceğimiz erginleri bu ev sineklerinden biraz daha küçük. 4,5-6 milimetre boylarında. Vücudu genelde sarımsı kahverengi. Karın kısmında gördüğünüz üzere gri şeritler var. Oldukça pırıltılı ve renkli bir sinek. Yani kolayca görebileceğiniz bir sinek. Başı sarı, gözleri yeşil, madeni pırıltılı. Kenarları kırmızı, çok renkli. Kanatları normalde dur yani bir bitki üzerinde gördüğünüzde açık halde duruyor. Kanatlarında sarı ve siyah renkli şerit ve lekeler mevcut. Dişlerinde farklı olarak bu abdomen dediğimiz kare kısmının sonunda ovipositor var. Bu ovipositor uzun, sivri ve yumurta bırakmaya yarayan bir organ. Sadece dişilerde var, erkeklerde bunu göremiyoruz. Yumurtaları pirinç tanesine benziyor şu şekilde. Bu çok yakından bir görüntü ama yani uzaktan da görebiliyorsunuz yani açık haldeyken. Mekik şeklinde beyaz. Larvaları da beyaz, yine böyle şeffaf beyaz, bacaksız. Baş tarafı sivri, şurası baş tarafı. Arka tarafı da tüy yapıda. Pupaları koyu kahverengi ya fıçı şeklinde. İlk pupalar olduğunda daha açık renklidir. Zamanla kahverengileşiyor. Koyu bile kalıyor. Zararlı kışı pupa döneminde toprakta, ağaç üstünde kalmış veya yere düşmüş meyvelerde larva olarak geçiriyor. İlkbaharda pupadan çıkan erginler belli bir süre beslenip eşi olgunluğuna gelmesi gerekiyor. 4-7 gün arasında bu doğada sürüyor. Eşi olgunluğa geldikten sonra çiftleşiyorlar. Hava sıcaklığı 16 derece üzere çıkmasıyla birlikte meyve kabuğunun altına yumurta bırakmaya başlıyor dişi. Bir ömrü boyunca bir dişi 200 adet yumurta bırakabilir. Ege bölgesinde 4-5, Akdeniz'de 7-8 adet döl verebiliyor. Bu zararlı. Zararı genelde erginler turunçgil meyvelerinin vurma olgunluğuna geldi. Yani ben düşme dönemi dediğimiz dönemde yumurta bırakıyor. Bu bıraktığı yerlere bir şekilde bakacak olursak böyle küçük nokta şeklinde siyah, etrafı sarımsı, kahverengi lekeler şeklinde görülüyor. Açılan yumurtalar meyvenin etli kısmıyla besleniyor. Yani asıl zararı zaten larvalar yapıyor. Meyvenin içiyle beslenerek. Beslenme sonucunda meyvede yumuşama ve çöküntü meydana geliyor. Bulaşık meyveler zamanlar önce olgunlaşıp dökülüyor. Üç larva dönemi geçiriyor bu meyvenin içinde Akdeniz meyvesi. Daha sonra kendini toprağa atarak toprakta pupa oluyor. Bir dönemini bu şekilde geçiriyor. Mücadele yöntemlerinde tabii en önemlisi öncelikle kültürel önlemler.
Bu yeni keşfedilecek turistik bahçelerine ara koltukluk eden şeftali, incir, trabzon hurması ve nargile meyveler dikilmemeli. Neden? Çünkü polifak zararlı bu. Çok sayıda meyvede zararlı. Dökülen bulaşık meyveler toplanıp çukura gömülür. En önemlisi bu gerçekten. Dökülen meyveler, işte larvalar yaşamaya devam ediyor. Yani onu atmadığınız sürece, toplamadığınız sürece tekrar döngüsünü devam ettiriyor ve tekrar zararlı çıkıyor. Bir kaynak oluşturuyor. Onları kesinlikle yok edilmesi gerekiyor. Hasattan sonra ağaçta meyve bırakılmamalı. Dediğimiz gibi yine çünkü kışı yerde ve ağaçlarını meyvelerde geçiriyor. Meyveyi bırakırsanız ağaçta içinde yaşamaya devam edecek ve bir sonraki sene tekrar karşımıza çıkacak. Biyolojik mücadelesi, ülkemizde biyolojik mücadelesi yapılmıyor. Zaten etkili bir predatör ve parazit tespit edilememiş. Dünyada örnekleri var ama çok başarılı değil biyolojik mücadelesi. Çünkü düşünün meyvenin içine yumurtayı bırakıyor. Meyvenin içinde bütün dönemi geçiyor, bütün zararı yapıyor. Sadece pupası dışarıda görülüyor. O yüzden çok etkili bir biyolojik mücadelesi yok. Biyoteknik mücadelesi sık kullanılan bir yöntem. İzleme kitle amaçlı, cezbeci veya insekt içeren veya feromon tuzakları şu anda piyasada ve kullanılmakta. Bu tuzakları ağaçların güneydoğu yönüne yerden 1,5-2 metre yüksekliğe asmak gerekir. Tuzaklar açıkta ve görünebilir olması gerekiyor. Tuzak tiplerine bakacak olursak, delta tipi tuzak, bu üçgen şeklinde içinde yapışkan bir materyal var. Üzerine genelde feromon konuluyor. Bu da izleme amaçlı, yani bahçede varlığı var mı yok mu onu test etmek amaçlı kullanılıyor. Bes istasyonu, bu da şu içerideki kısma cezveci ve insektisit karışımı emdiriliyor. Böcek burada cezveciye geliyor, temas edip ölüyor. Bu şekilde bir çalışma mekanizması var. Kova tipi, tepe tipi, bunlar da meyve sinekleri için genelde kullanılan tuzak tipleri. İçlerine cezveci ya da cezveci insektisit karışımları konuluyor. Çekilen sinek cezbedici kovadan içeri giriyor ve içeride ölüyor. Kimyasal mücadele. Kimyasal mücadeleye başlamak için birkaç kriter var. Mücadele zamanı çok önemli. Birincisi meyvelerin hangi meyvede zarar yapıyorsa o meyvenin böyle renk dönüşümün evresinde mücadeleye başlamak gerekiyor. Neden? Çünkü zararlı o zaman zaten meyveye yumurta bırakmaya başlıyor. Renk dönüşüm evresinde kimyasal mücadele başlar ve öncesinde de tabii tuzaklar, delta tipi, cezbedici tipi tuzakları bahçelere daha öncesinde asıyoruz. Orada böcek yakalandığı zaman evet burada aktif meyve sineği var diyoruz ve ondan sonra renk dönüşümü evresini bekleyip o zaman mücadeleye başlıyoruz. Peki nasıl ilaçlama yapıyoruz? Kimyasal mücadele aktif meyve sineği kaplama şeklinde olmuyor. Yani bütün ağacı ilaçlamıyorsunuz. Şöyle bir yöntem var. Zehirli yer kısmi dal ilaçlama yöntemi. Bu yöntemin mantığı şu şekilde. Şimdi kaplama ilaçlama yapınca bütün ağacı ilaçlıyorsun. Ama bunda sadece bir bölgesine ilaçlıyoruz. Neden? Cezbedici insektisit karışımını bir bölgeye sıkıyoruz. Böcek zaten oraya çekilip, bütün böcekler oraya çekilip orada ölüyorlar. Yani zaten buralarda dolaşmıyorlar. Cezbediciye çekilip bir bölgede olması yeterli. Buraya çekiliyor ve burada ölüyorlar. Daha faydalı bir yöntem, daha ekonomik. Faydalı açısından da daha güvenli bir yöntem bu. Bu cezbedici insektisit karışımı ağaçların güneydoğu yönüne 1-1,5 metrekarelik bir alana meyveli dallara uygulanıyor. Ağacın diğer kısmı ilaçlanmıyor dediğimiz gibi. Bir ağaçta 150 mililitre kadar ilaçlı karışım atılması yeterli. Bir nokta daha var bu yöntemde. Bir sıra ilaçlanırken bir sıranın ilaçlanmadan bırakılması. İkinci ilaçlama yapılacağı zaman da ilk ilaçlamada ilaçlanmayan kısım ikinci ilaçlamada ilaçlanıyor. Bu şekilde yine BKÜ'den bakarak buna karar vermemiz gerekiyor. Oradaki ilaçları, bütün cezbedicilerin hepsi orada ruhsatlı olarak yer alıyor. İlk ilaçlama sonrasında tuzakta ergi takibine devam ediyoruz tabii. Tuzaklarımız devam ediyor asıl kalmaya. Hala yakalanma devam ediyorsa ilacın etkisine göre kimyasal mücadele devam ediyoruz. Günlük sıcaklıklar 16 derecenin altına düştüğü zaman ilaçlamaya son veriyoruz. Çünkü 16 derecenin altında zaten dişler yumurta bırakmıyor. İlaçlama yapmak bu saatten sonra gereksiz. Limon bahçelerinde ilaçlamaya gerek yok. Çünkü limon meyvelerinin içindeki eterik yağlar, kabuklarındaki eterik yağlar ve pH seviyesi zaten
Akdeniz neresindeyi oraya yumurta bıraksa bile gelişmesine uygun olmadığı için bir zarar yapamıyor. Zarar yapamıyorsa zaten orada ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ben hemen sunum dosyasını kapatıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Toparlamak adına hocam size bir soru yine yönlendirmek istiyorum konuyla ilgili. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Evet, çok zor bir zararlı bu. Yani o yüzden hani sadece kimyasal mücadeleye odaklanmak yerine kültürel önlemleri de çok ciddiye almaları gerekiyor. Biz bunu her fırsatta üreticiye söylüyoruz. Yerde bulaşık meyve bırakmayın. Ağacın üstünde bulaşık meyve bırakmayın. Yani bırakırsanız zaten seneye siz onları orada beslemeye bakmaya devam ediyorsunuz demek. Yani toplayın mümkün olduğunca tabii hani iş gücünü de düşünüyoruz ama mümkün olduğunca toplayın ve imha edin. Yani bence en önemli noktası bu. Mücadele çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Buna dikkat edin üreticilerin lütfen. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ve yine üreticilerimize ve katılımcılarımızla belki bu sayfamızı paylaşmak isteriz. Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığımızın veri tabanına siz de çok kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Hemen yansıdan takip edelim. Tarım ve Orman Bakanlığımızın özel olarak tasarlamış olduğu çok verimli bir site öncelikli olarak da. Sayfaya girdiğinizde BKÜ veri tabanı yazan yerin hemen sağ tarafında seçenekler bölümü var. Buraya gelip tavsiye arama motoruna tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Sol taraftaki kutucuğun, ilk kutucuğun içerisine hastalığın, zararının ismini yazmamız gerekiyor. Yazdıktan sonrasında sağ taraftaki bölümde ruhsat grubu, akarisitler ve daha birçok maddeye göre ayırabiliyorsunuz. Sonrasında bula bastığımızda da konuyla ilgili aşağıda ruhsatlı ilaçlar mevcut olarak gösteriliyor. Ben bunu genel olarak sizlere şu anda göstermekteyim. Yine ilgili hastalıklarla ilgili isimlerini buraya yazdığınızda aşağıda görmüş olduğunuz gibi madde madde. Yine aktif maddesi, ruhsatlı BKÜ'su, dozu, kullanım miktarları yani hepsi burada mevcut olarak gösteriliyor. Bir de uyarı mevcut hocamızın da belirttiği gibi genel olaraktan tavsiye detay bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Hocam sizin eklemek istediğiniz konuyla ilgili bir şey var mıdır? Şimdi Akdeniz meyvesinde için bu sayfada sadece insektisit değil, tuzakları da görebiliyorlar bu arada. Cezbedicileri de görebiliyorlar. Yani her şey, aradıkları her şey burada var açıp baktıkları zaman. Akdeniz meyvesinde için özellikle kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Üreticilerimize, katılımcılarımıza bir kez daha biz de buradan duymuş oluyoruz. Ve bizim için çok verimli bir ders oldu hocam. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Konuyla ilgili yine katılımcılarımız eminim ki bu videoyu daha sonraki bir zaman diliminde de tekrardan takip ederekten Akdeniz meyvesine ile ilgili her türlü konuya tekrardan ulaşmış, bilgiye ulaşmış olacaklar sayenizde. Ve ben Ömer Faruk Çelebi Beyler sizlere bir yazı paylaşmıştı. Onu hemen aktarayım istiyorum hocam. Günaydın değerli hocam. Organik bahçede Akdeniz sineği ile nasıl mücadele ederiz diye bir yazı paylaşmışlardı. Bu sorumuza da yine cevap verip ardından yavaşça kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Tabii önce kültürel önlemlere dikkat etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi yani meyveleri toplamaları gerekiyor. En önemlisi bu. Madem kimyasal kullanmayacağız o zaman biyoteknik mücadele yöntemine yönelmemiz lazım. Tuzakları var çok sayıda. Cezbedici insektisit içeren tuzakları aldığınız ürüne göre uygun dozda işte dekara kaç tane öneriyorlarsa o şekilde atarak tuzakları kullanabilirler. Tamam. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ömer Beyler şu konuyla ilgili notlarını aldılar diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımcılarımıza, çok değerli hocamız Tuğba Kahraman'a. Ve artık yavaşça kapanışa geçebiliriz hocam. Son olarak söylemek istediğiniz son sözleriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum ben ilginiz için. Ve inşallah verimli olur. Biz de bunun için çabalıyoruz herkes için. Bize bu eğitimler dışında isminizi artık öğrendi insanlar ulaşabilirler, mail atabilirler, sormak istediklerini fotoğraf gönderebilirler. Her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Bize her zaman ulaşabilecekleri bir yerdeyiz. Batı Akdeniz Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün sitesinden de mail adresimize ulaşabilirler. Ben sunumların en sonunda mail adresimi yazıyorum. Hani mümkün olduğunca insanlar görsün, ulaşmak isterlerse ulaşsınlar diye. Ona dikkat edebilirsiniz.
Çok teşekkür ederiz. Ben de hemen ek bir bilgi olarak da sunum dosyalarımıza da belli bir zaman sonrasında şu an izlemiş olduğunuz videonuzun alt kısmında açıklamalar bölümü yer alıyor. Oraya tıklayaraktan sunum bilgilerine de ilerleyen zamanda ulaşabilirsiniz. Tam detaylı olarak da yine bir kaynak elde etmiş olacaksınız bu şekilde. Ve evet, bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden Akdeniz meyvesini dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yayla'ya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman hocamıza ve tüm katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir dersimizde, bölümümüzde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.